Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Simge. Umarım keyfiniz yerindedir, umarım iyisinizdir. Ben iyiyim. Bugün sizlerle birlikte sonunda Cinderella paletin incelemesini çekeceğiz. Yanımda da ekstra olarak yine benden istediğiniz Beelis'in bu yeni rimelini deneyeceğiz. Bu Cinderella palet beni gerçekten çok heyecanlandırıyor. Öncelikle dış görünüşü inanılmaz güzel olan bir palet. Ben bunu almamak için gerçekten çok direnmiştim ama indirim döneminde kendime engel olamadım ve aldım. Normal fiyatının 245 lira olduğunu hatırlıyorum. Ben indirimde 125 liraya almıştım. İnanılmaz güzel renkleri var. Biliyorsunuz bu far paletini alışveriş videomda göstermiştim ama ilk olarak sizinle denemek için hiçbir şekilde açmadım, denemedim. O yüzden çok çok da merak ediyorum farların yapılarını. Renk olarak inanılmaz güzel farlar ve o videoda da göstermiştim. Umarım yapıları da güzeldir. Şöyle paletimizi çıkaralım. Ya o kadar güzel ki, o kadar hoşuma gitti ki, tam koleksiyonluk bir far paleti. Yani gerçekten kullanmaya kıyamayacağım bir palet. Şöyle renklerini göstereyim. Daha şu jelatinleri bile çıkarmadım. Gerçekten kıyamıyorum. İnanılmaz güzel renklere sahip bir palet. Yani bakmak bile gerçekten bana çok büyük keyif veriyor. Çok hoşuma gidiyor. Şöyle ilk önce jelatinlerini çıkarmadan göstereyim. Evet, şöyle 3 adet allık rengi var. Ki allıklar da böyle parıltılı allıklara benzemiyor. Çok güzel duracak diye tahmin ediyorum. 3 adet yine highlighter rengi var. Ve 18 adet de far var. Farların bir kısmı parıltılı, bir kısmı da mat farlar. Hepsinin renkleri de çok çok güzel. Şimdi ilk olarak her far palet deneme videomda olduğu gibi teker teker size kolumda renklerini göstermek istiyorum. Pigmentlerini görelim, yapılarını görelim. Sonra da göz makyajı yapmamamdan anladığınız üzere güzel bir göz makyajı yapalım. Tabii ki bu konuda iddialı olmadığımı biliyorsunuz. Açıkçası planlamadım. Mavili bir şey yapmayı düşünüyorum. Ne çıkarsa hadi şimdi gelin renkleri görelim. Vallahi gören de iPhone 12 Pro Max paketi açıyor zanneder ama bayağı 100 liralık bir far palet. Ama çok güzel değil mi? Renklere bakar mısınız ya? Gerçekten mükemmel bir palet. Umarım pigmentleri de başarılıdır. Şöyle bu tarafı da açalım. Mesela şu highlighter'lar yerine bronzer'lar olsaydı çok daha mutlu olurdum. Ben pek fazla highlighter kullanmıyorum. Pek fazla değil aslında, hiç kullanmıyorum. Muhtemelen bu renkleri de far olarak kullanacağım. İlk olarak farlardan başlayacağım. Sırayla şöyle size kolumda renklerini göstereceğim. Harika görünüyor. Çok güzel. Evet, farların hepsini teker teker denedim. Şimdi size de komple gösteriyorum. Yetmediği için şuraya da sürdüm. Öncelikle renkler bence çok çok güzel. Mavi ağırlıklı bir palet. Ben de tam olarak böyle bir palet istiyordum mavi makyajlar yapabilmek için. Tabii yakışır mı yakışmaz mı bilmiyorum ama bence renkler çok güzel. Sadece yorumum şöyle olacak. Her zamanki gibi mat renkler birazcık yine pigmentasyon konusunda sıkıntılı. Onun dışında parlak renkler gerçekten çok çok başarılı. Yani acayip hoşuma gitti. Özellikle şu turkuaz renge bayıldım. Bu arada renklerin isimleri de çok güzel. İşte Fairy Godmother, Bruno, Daydream vesaire. Çok hoşuma gitti palet gerçekten. Ama aslına bakarsanız günlük olarak kullanışlı bir palet mi? Bence değil. Ama böyle çılgın makyajlar seviyorsanız, renkli renkli makyajlar hoşunuza gidiyorsa çok güzel bir palet. Ve kesinlikle 250 liraya değecek bir palet değil. İndirim döneminde çok çok istiyorsanız bence alın. Ama 250 liralık bir palet olmadığını düşünüyorum. Çünkü mat renklerde gerçekten çok direkt böyle renkleri yansıtmıyor. Ama onun dışında dediğim gibi parlak renklere bayıldım. Hem böyle pembelerle, lilalarla çok güzel makyajlar çıkartabilirsiniz. Hem de mavi tonlarıyla bence. Özellikle mavi sevenler için bence çok güzel bir palet. Ben renklerini beğendim. Şöyle size tekrar renkleri göstereyim. Ve allıklarla highlighterların renklerini de görelim. Bu arada farların yapıları gayet yumuşak, gayet güzel uygulanıyor. Allıklara geçiyorum. Ondan sonra da highlighter'lara geçeceğim. Ben allıkların renklerini çok çok beğendim. Şöyle uçuk pembe gibi bir renk var. Şeftali tonu var. Ve bir de kahveye yakın böyle koyu bir allık rengi var. Gerekli olan allık renkleri. Bence bu paleti aldıktan sonra ekstra böyle allık almaya gerek yok diye düşünüyorum. Bence tabii ki fiyat olarak çok uygun fiyatlı bir palet değil. Ama bu allıklar bayağı götürür diye düşünüyorum. Highlighter kullanmayı seviyorsanız highlighter'lar da bayağı götürür diye düşünüyorum. Gayet büyük boyutları. O
yüzden bence çok kullanışlı görünüyor. Bu allıklar da far olarak kullanılabilir. Bence allık olarak renkleri çok çok güzel. Ben şu iki rengi çok beğendim. Hiç bu kadar açık pembe bir allığım yoktu. Bunu da mutlaka bir makyajla deneriz sizinle birlikte. Vallahi özellikle highlighterlar çok güzel görünüyor. Ne yazık ki ben highlighter kullanmıyorum. Her videomda söylüyorum zaten biliyorsunuz. Böyle parlak allıklar, highlighterlar cilt kusurlarını çok fazla öne çıkarıyor. Benim de kusurlu bir cildim olduğu için ben de ne yazık ki kullanamıyorum. Ama gayet böyle renkleri güzel gibi görünüyor. Gayet doğal. Özellikle şu iki renk bayağı doğal ve güzel görünüyor. Ben diyorum ki hazır üstüm de maviyken, böyle renkli renkli flash de yapmışken mavi bir makyaj yapayım. Ama ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Şimdi ben şu 3 renge bayıldım. Özellikle şu renge bayıldım. Bunu mutlaka kullanmak istiyorum. Ama ilk olarak şununla başlayıp biraz kriz bölgesini belirginleştireceğim. Umarım düşündüğüm şeyi çıkarabilirim. Hemen bir karıştırma fırçası alıyorum. Bu arada çok fazla tozutan bir far palet değil ama tabii ki her palet gibi de tozutuyor. Sadece çok rahatsız edici boyutta bir tozutması yok. Onu da söyleyeyim. Karıştırma fırçamla çok çok az almış olmama rağmen hemen buraya rengi verdi. Şu an gerçekten ne yaptığımı bilmiyorum. Paletteki kahve tonları hariç ki böyle krem rengi var, beyaz var, açık kahve var, koyu kahve var. O günlük tonlar hariç diğer renklerin hepsi çok pigmentli. Nedense onlar azıcık daha böyle hafif olmuş pigment olarak. Ve sonra hemen şu parlak rengi, bunu şöyle parmağımla alacağım. Bakalım nasıl bir şey çıkacak gerçekten. Parmakla uygulaması çok çok kolay değil ama birazcık uğraştırsa da gayet güzel bir şekilde rengi veriyor. Ay renkler inanılmaz ya, çok hoşuma gitti. Şöyle ben iyice belirginleştirmek istediğim için kamerada daha iyi görünsün diye birkaç kat uyguluyorum. Çok tatlı bir rengi var. Birazcık da şu açık maviden alacağım. Şöyle aynada bakıyorum. Gerçekten bayağı güzel görünüyor renk. Sanırım kamerada da tam olarak rengi yansıyor. Tabii ki olmazsa olmaz hemen dedim ki şu Lucifer rengiyle kirpik diplerimi de doldurayım. Şöyle yalancı bir eyeliner çekelim hemen. Şu allığımı denesem, şu allığımı denesem. Şu sanki çok fazla pembe mi olur bu makyaja bilemedim ki. Ne dersiniz? Bir risk alıp hangisini deneyelim? Sanki şu şeftaliyi denemek istiyorum gibi ama renk olarak biraz saçma da olabilir. Neyse ben şu şeftaliden azıcık şöyle alıyorum. Evet allıklar da bilekte öyle görünmese de yüzde gayet pigmentli duruyor. Böyle minicik alıp arttıra arttıra giderseniz daha iyi olur. Aynada bakıyorum bayağı kızardım şu an. Kamerada o kadar görünmüyor ama aynada gerçekten şuralarım bayağı bir şeftali oldu. Evet ben özellikle far paletindeki allıkları çok çok beğendim. İçerisinde sim vesaire olmadığı için hiç böyle gözenekleri ön plana çıkarmıyor. Şimdi de bu Beardist'in yeni rimelini deneyeceğim. Bana da siz söylediniz. Ben kaçırmıştım açıkçası bunu. Görmüştüm ama yeni olduğunu bilmiyordum. O yüzden hemen aldım. Şu anda da açmaya çalışıyorum. Ben bunu indirimde 13,5 liraya aldım. Normal fiyatta herhalde 20 küsür liraydı. Süper volüm ve ekstra black maskara diyor. Evet sert bir fırçası var. Ama güzel görünüyor gerçekten. Simsiyah görünüyor. Bakalım nasıl duracak? Hemen deniyorum. Size bir şey diyeyim mi? Rimele gerçekten bayıldım. Eğer bu rimel akmıyorsa, dökülme yapmıyorsa ve ağırlık da yapmıyorsa kirpiklere çok çok başarılı bir rimel. Aynada şu an bakıyorum. Acayip güzel görünüyor. Fırçası böyle bayağı büyük. Böyle çok tombik değil ama yine de birazcık tombik bir fırça. Gerçekten çok güzelmiş. Çok hoşuma gitti. Hemen bu tarafa da uyguluyorum. Bir taraf tabii ki çok daha güzel oldu ama ben yine de rimele bayıldım. Yakından da size göstereyim. Benim Cinderella paletiyle ve Beardist'in yeni rimeliyle makyajım bu şekilde oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyifli ve güzel bir video olmuştur. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yeni videolarımdan haberdar olmak için lütfen bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.